Kasım. Koç burçları neler bekliyor diyorsanız, evet haftalık burcumuza hoş geldiniz. 19 Kasım. Koç burçları neler bekliyor diyorsanız, ikinci kez tekrar ettim ama olsun. Koçlar aslında bir ev değiştirmek, yenilenmek ve yenilenmek istediği bir araçla ilgili son zamanlarda kafayı iyice ona taktı. Allah kısmet ederse ya araç ya da ev değişikliğiniz Kasım sonuna kadar ya da en geç Aralık sonuna kadar gerçekleşmiş olacak. İşinizle alakalı da beklediğiniz yenilik ve yeni yükselme dediğimiz sürece sevincini yaşama moduna geçtiniz. Ama özel hayatınızla ilgili uzun süredir aşk yaşamayan koç burçları için gerçekten güzel bir haftaya girdik. 19 Kasım onların değişme, iyileşme ve yenilenme süreci olacak. Ailenizle alakalı öfkeli yaşadığınız ve bazı miras konuları gündemde, bunların üstüne gitmemeniz gerekiyor. Hak olarak herkes hakkına düşen noktayı paylaşacak diyorum. Ve uzun süredir çocuk isteyen koç burçları için de Ocak ortasına kadar çocuk sevinci yaşanacak. Yani yeni güzel, başarı, sağlıklı bir süreç ama onlara ben ne kaç puan veriyorum? Koçlara 4 puan veriyorum. Çünkü işte yenilik, parasal hayat düzeltmesi ve güzel süreçlerin başlangıcı olacak. Boğa burçları 19 Kasım'da neler bekliyor diyorsanız, onların işle alakalı evet çok yoğun bir tempoları var ve yeni bir iş atamaları ya da yeni bekledikleri bir işe giriş dönemi olacaklar. O yüzden onlar yeni bir işe başlayacaklar, hayırlı olacak. Ama uzun süredir aynı işte de yönleriyle ilgili değişmesini isteyen boğa burçları için de ocağa kadar yön değişimi gerçekleşmiş olacak, hayırlı olacağını söyleyebilirim. Ama aşk konusunda acayip derecede bir ilişki kavgası, gereksiz giden, sorunlu giden bir ilişki onları biraz mutsuz ediyor ve uzun süredir geçmiş şimdiden ilişkisini bekleyen bir kişinin de sevinç yaşayacağını söyleyebilirim. Gelecek yeni kişi de var boğa burçları için. O yüzden aşk dönemi var. Onlara puanım 3. Niye puanım 3? Sağlık anlamında bu aralar yorgunlar ve dengeleri yıprandığı için puanı onlara 3 veriyorum. Bu haftayı biraz daha verimli geçirmeniz ve enerjinizi toparlamanız lazım. İkizler burcu 19 Kasım'ı neler bekliyor diyorsanız, işleriyle alakalı çok büyük başarılar elde ettiler ama geçmiş yasal problemlerden kaynaklanan ve devletle alakalı bazı süreçlerin mahkemesel sıkıntılarıyla mücadele ediyorlar. Ama yeni bir iş anlaşması ve hayırlı bir iş anlaşması söz konusu olacak. Bir de uzun süredir iş problemi yaşayan ikizler burcu için de Kasım sonu gayet hayırlı ve aydınlık olacak. Onlarda da sağlık anlamında boğaz ve bronşlarla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla güzel bir hafta geçireceksiniz. Onlara puanın 5 çünkü onlar ne yapmak istediklerini biliyorlar. Radikal noktadalar. Ama onların en büyük sorunu aileyle ilgili uzun süredir gereksiz tartışmaları var. Bunları toparlamanız gerekiyor. Bir de ailede küçük bir operasyon olacak. Son aydınlık olacak ikizler. Panik yapmanızı istemiyorum. Bir de geçmiş yöneticinizle alakalı bir haber ve işle ilgili geri gelmenizi isteyecek. O yüzden güzel bir süreç sağlanabilir. Yengeç burçlarına neler bekliyor diyorsanız 19 Kasım'da, yengeçler aslında ciddi anlamda iş kariyerleriyle alakalı çok yoğun tempodalar, yerlerini korumak istiyorlar ve yer yöneticileriyle alakalı gergin dönem geride bırakıldı. Daha huzurlu bir süreç yaşıyor yengeçler ama özel hayat konusunda ciddi anlamda çok yorgunlular. Çünkü ilişkilerini oturtamıyorlar ve uzun süredir bu ilişkiyle ilgili evlilik kararı verdiler ama maddiyatla alakalı yaşadığı bazı sıkıntılar onları yormaya başladı. Biraz dağınık olmaya başladı. Yengeçlere puanım 1. Niye puanım 1? Yengeçler çünkü çok dağınık, kafalarını toparlayamıyorlar, enerjilerini iyileştiremiyorlar. O yüzden sizin de enerjiniz ve auranızı değiştirmeniz gerekiyor. Puanım size 1. Bakın yengeçler kendinize gelin. Sizin de boyun ve bel fıtığı gündeminiz söz konusu olacak ve ailede bir söz nişan haftasına giriş yapacaksınız. Bu da sizin için hayırlı olacağını söyleyebilirim. Aslan burçları 19 Kasım neler bekliyor diyorsanız, aslanların aslında çok bekledikleri çok şey var, olmasını istedikleri çok şey var. İş yenileme, iş değiştirme, işleriyle ilgili huzursuzlukları çok ön planda. O yüzden onlar sadece işe formatlılar ama özel hayatta da muhteşem bir aşka yelken açtı aslan burçları. Gelecek planları ve evlilik planları içerisinde uzun süredir ilişki yaşamayan aslanlar için de 19 Kasım'dan sonra güzel bir sürece girecek. Onların puanı bende 2. Niye 2 diyeceksiniz?
Çünkü paraya çok takık oldukları için diğer noktalara konsantre olamıyorlar. O yüzden puanım 2 onlara. Yani yıldızınız 2, lütfen paraya çok fazla takılmayın. Bir de arabayla ilgili yenilenmesi ya da motorla ilgili yenilenmesini istediğiniz bir anahtar değişimi fikriniz var. O borcu kapatırsanız kafanızdaki planladığınız motoru ya da aracı alacaksınız diyorum. Sağlık olarak da göz alerjiniz, göz enfeksiyonunuz olabilir. Dikkat diyorum, endişe etmeyin. Aslan Başak burçlarında neler bekliyor diyorsanız 19 Kasım Başaklar aslında parasal evreleriyle ilgili uzun süredir miras tartışması var hanelerinde. Bu mirastan kaynaklanan gereksiz insanlara kırgınlık devam ediyor. Size puanım kocaman sıfır. Çünkü miras için birbirinize düştünüz. O yüzden bu puanım size sıfır. Onu da şu anlamda diyorum. Çünkü sizin bir iş değiştirmek istiyorsunuz, kararsızsınız. İlişkiyle ilgili evlilik planı yapmak istiyorsunuz, kararsız. Çok kararsız olduğunuz için puanım size kocaman sıfır. Bence sizin Aralık ayı daha verimli ve daha aydınlığa gireceğiniz için bu hafta biraz kendi enerjinizle ilgili değil de dışarı çevre ne der enerjisinden vazgeçmeniz lazım. Uzun süredir de beklediğiniz bir iş teklifi var. Bununla ilgili kararsızlığınız geride kalsın ve işe konsantre olmanız gerekiyor. Aşk konusunda da sürpriz yeni bir aşk var. Hayırlısıyla kapınıza sizde diz ve kemiklerle ilgili ağrılarınız, varis probleminiz olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Terazi burçları 19 Kasım'da neler bekliyor diyorsanız terazileri için en gerekli seyahat, yolculuk, plan, program derken çok yoğun bir iş evresine giriş yaptınız tekrar. Sizin için ev değişikliği, ilişki değişikliği, hayatınızdaki şehir değişikliği ne kadar radikal karardasınız. Sadece çözülmesini istediğiniz evraklarınız var ve kariyerinizle ilgili eğitim almak istiyorsunuz ve yurt dışı niyetiniz var bazı terazi burçları için. Özellikle Aralık ayı yani Kasım bitimi Aralık ayı sizin için radikal bir oluşum ve hayırlı olacağız. Size puanım 8 çünkü siz ne istediğini biliyorsunuz, hedeflisiniz ve gerçekten geçmiş geride kaldı. Bu 8 puanın kıymetini bilin. Ufak da bir ev değişikliği niyetiniz var. Allah kısmet ederse olacak. Uzun süredir de kafanızda farklı ülkelere seyahat düşünceniz var. Bunu da yapmış olacaksınız. Hiç panik yapmayın. Sizde de mantar, ayak mantarı, el mantarı ve tırnaklarda sıkıntı, kırılma olabilir. Dikkat diyorum. Akrep burçlarının 19 Kasım'da neler bekliyor diyorsanız onlar için işle alakalı yaşanan bazı karışıklıklar hala devam ediyor. Parasal evrede çok büyük zorluklar yaşıyorsunuz. Ödemelerle ilgili sıkıntılar da had safhada birlikte. Evet biraz daha sabırlı olursanız sevineceğim. Ama özel hayat konusunda da ilişkinizle aynı noktada devam ediyorsunuz. Ama yeni ilişkisi olmayan ve yeni ilişkiye giren akreplerde doğru insanlarını bulup evlilik yolunda ilerleyecekler. Onlar için hayırlı bir haftaya geçiş puanım. Size puanım 9. Çünkü hassasiyet sağlık anlamında çok ciddi anlamda geçtiğimiz haftalarda sağlık probleminiz iyileşmeye başladı. Enerjiniz yükseldi. Ne istediğinizi biliyorsunuz. O yüzden size puanım 9 veriyorum. Eğer bunu çok iyi değerlerseniz ufak bir de yatırım yapacaksınız. Bu yatırım sizin için hayırlı olacak. Sizde de aileden gelecek sürpriz misafirler evinizde kalabalık bir haftaya giriş yapacaksınız. O yüzden keyifli, güzel bir hafta geçiriyorsunuz. Planlı ve programlısınız. Puanım size 9. Yay burçları ile ilgili aslında özel hayatlarını oturtamadılar. Ve uzun süredir ilişkiler anlamında hep böyle olacak gibi oluyor, yarım kalıyor, yarımlıklardan sıkıldınız. Evet doğru bir aşka yelken açacaksınız ve hayırlı bir aşk olacak. Sizin de işinizdeki yöneticilerin gerginliği geride kaldı. Yükseliş sevinci yaşayacaksınız. Olmak istediğiniz basamak ya da gitmek istediğiniz iş kapısı sizin için hayırlı. Bu hayrın tadını çıkartın. Size puanım 10. Çünkü yeni işler, yeni projelere çok fazla kitlendiniz. Bu kitlenmeleriniz size gayet huzurlu ve mutlu veriyor. Ama en önemli şey de istediğiniz iş kapısı size hayırlısıyla başlangıç olacak. Bu da siz. Sizde de alerjik problemleriniz olabilir. Sonbaharın kışa verdiği biraz yorgunluk hakimiyetiniz olabilir ama onun dışında riskli bir sağlık problemi. Uzun süredir mahkemeden haber bekliyorsunuz. Bu haberiniz de aydınlığa girecek. Hiç panik yapmanızı istemiyorum. Ve dostlarınızla, arkadaşlarınızla keyifli bir hafta. Sizin de küçük bir kaçamak yurt dışı seyahatiniz olabilir. Bu da sizin için hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim. Oğlaklar 19 Kasım'da neler bekliyor diyorsanız evet çok yoğun işler, acayip derecede stresli ve çok büyük işleri önünüzde halletmeye çalıştınız ve %60'ını başardınız ama daha geriye %40 var. O yüzden çok azimli ve çok başarılısınız. Rabbim size daha güzellikler yansıtacak ve her şey çok daha hedeflediğiniz çatınızda,
daha güzel olacak. Evinizi değiştirmek istiyorsunuz, yeni bir eve geçmek istiyorsunuz. Aralık sonuna kadar bunların hepsi gerçek. Aşk konusunda da aslında güzel giden bir ilişkinize evlilik kararı verdiniz. Ve hani ailelerin bir araya gelmesi, istemler, planlar, programlar yapılmaya başlatıyor. Ama uzun süredir ilişkisiz olan oğlak burçları içinde biraz daha sabırlı olursanız doğru insanınızı bulacaksınız, hayırlı olacağız. Sizde de boyun fıtığı, bel fıtığı ve saç dökülmeniz olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Puanım size, ne dedik puanı? 10 üzerinden. 10 üzerinden 6 veriyoruz. Niye 6 verdik size? Belki de verdik puanınızı, verdik mi puan? Onu hatırlamıyorum ama eğer puanınızı yüksek verdiysem, vermediysem neden altı verdiğim açıktı. Hayatınızdaki her şeyi daha ılımlı ve daha planlı yapmanız lazım. Kova burçlarında neler bekliyor diyorsanız 19 Kasım'da kova burçlarıyla ilgili aslında enfeksiyon problemleri ön planda, sağlığınıza dikkat edin diyorum ama iş yoğunluğu ve maddi bazı krizler sizi çok yıprattı. Bunları toparlama ve bunların plançosunu önüne getirdiniz ve yeni bir iş beklentiniz var ve olmasını istediğiniz yenilikler var ve yeni anlaşmalar var. Aslında size çok bereketli ve iyi bir dönem başlangıcı olacak. Battığınız ve toparlamaya çalıştığınız maddi evde iyileşmeye başlayacak. Ama aşkta da güzel bir sürpriz, bir aşk yaşayacaksınız. Size puanım 7. Niye? Çünkü aşkta yeni bir sürpriz ve olumlu bir sürpriz var. Çünkü çok uzun süredir duygusal yalnızlıktan bunu almıştınız ve güzel bir aşka yelken açacaksınız diyorum. Ama yeni anlaşmalar doğrultusunda da farklı ortaklı işler kurmak isteyen kova burçlarınız var. Bunlar için de doğru zaman diyorum. Hızlı ve radikal yaparsanız iyi paraların dönüş noktası. Ev değişikliği demeyeyim de ortaklı bazı mirasları dağıtmak ya da bölmek gibi bir fikri olan kova burçları yakın dönemde ortak aile kararıyla mallar bölünecek diyorum. 19 Kasım balık burçlarına neler bekliyor diyorsanız balıklar aslında çok yorgunlar, mıymıylar, uykusuzlar, evini özlediniz, düzeninizi özlediniz, hayatınızdaki her şeyi çok özlediniz. Çünkü yorucu haftanın devletle ilgili pürüzleri atlattınız, yorucu bir haftayı geride bıraktınız ama daha verimli olmak istiyorsunuz ama bir tatil niyetiniz var. Böyle bir denize, ne bileyim Maldivlere niyetiniz olabilir, kafanızdan böyle bir güneş enerjisi almak istiyor olabilirsiniz. Ufak bir kaçamak ama ben bunu daha çok kış seyahati olarak görüyorum. O yüzden sizin için güzel bir hafta ve güzel bir tatil ve keyifli olacak. Yeni büyük imzalar attınız ve bunlarla ilgili de oluşmasını istediğiniz tarihleri bekliyorsunuz ve yurt dışı ile alakalı beklediğiniz yenilik var. Bunların da sevincini yaşayacaksınız. Aşk konusunda doğru insanını buldunuz ve onun evlilik planının içerisindesiniz ama uzun süredir aşk yaşamayan balık burçları için de gerçekten muhteşem bir aşk kapınızda ve bu aşk sizin ruh ikiziniz olacak ve güzel bir düzen oturtacaksınız. Sizin de ailevi sorunlar değil de kendinizle alakalı iş ortaklıkları ile ilgili oturtmak istediğiniz noktalarınız var. Size puanım 7. 7'nin kıymetini bilin çünkü yorucu bir hafta yaşadınız. Bu yorucu hafta geride kalacak var. Evet, bu haftalık burç yorumumuz burada sona erdi. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz. 10.000'de canlı yayın yapacağız. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.